boşlukta neden bir çanta var? Veliahtını mı bekliyor ha? Yolda havalimanından indi de. Acele etmesin hayatım. Havalimanına daha yeni inmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adın nedir? Batu. İlk Batu sensin herhalde. Evet. İlk defa bu kadar yaşlı bir Batu görüyorum amına. Duydun mu sen? Berk dede. Batucuğum ne iş yapıyorsun şekerim? Falcıyım. Falcısın? Evet. Arkadaşlar bir de falcıya bugünü söylüyor, gelecekle ilgili bir bok söyleyen yok. Sen işte bilmem ne olmuşsun, çok acı çekmişsin. Biliyorum yarrak. Bu konuda ne yapabilirim onu öğrenmek istiyorum. Hoş geldin babiş. Hoş bulduk. Sen de kardeş misiniz? Hayır, arkadaşım. Öğrenci misiniz? Evet, öğrenci. Nerede öğrencisiniz? Bayburt Üniversitesi. Bayburt Üniversitesi var, vay be. Çok etkilendim. Ben de gidince öğrendim. Kaç yaşındasın? 21, 22 olacağım. 21 yaşında onu da düşünün. 20... Bayburt Üniversitesi'nin ne kadar zor olduğunu düşün. Ben yanlışlıkla Bayburt'a gittim. Yani bilmiyordum. Zaten 9 saatlik yolu biz 16 saatte gittik babamla. Bulamadık. Bayağı zorlandık. Peki hangi bölümdesin İstanbul'da? Mekatronik mühendisliği. Ne yapıyorsun mezun olunca? Aydınlansın insanı. Mesela araba şirketlerinde çalışabilirim. Ya mesela bu 16 saatte gitmez de 9 saatte olması gerektiği gibi gidebilir mesela. Robot alanlarında, teknolojik alanlarında hepsinde varım. Bizde yani. Robot yapan çocuğu gördün mü? Sağ el yapmışlar. Daha konuşamıyor ama yani yapıyoruz robot. İnsansı değil. Diğer eylemler nasıl konuşamaması dışında? Güzel. Şu an sadece bir kol var. Sağ kol sayışını görür. Hayvan herif ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ulan öyle bir olanan varsa kadın yap ayı. Teknolojiyi 31'e kullanman da... Arkadaşınız nerede hala? Oyalanıyoruz, oynuyoruz hala. Yürüyormuş. Yürüyormuş. O ne iş yapıyor gelen arkadaşı? Sedef. Haberiniz yok ne iş yapıyor. Cilt bakım ve saç bakım ürünleri yapıyorlar. Adı da Sedef, cilt bakım yapan. Cilt hastalığı var ya Sedef. Onkoloji bölümünde uzman. Adı ne? Tümör. Tümer gibi yani. Sence bir tane daha falcı var. O nerede? Hayır. Adı ne şeker? Güney. Hoş geldin Güney. Teşekkürler. Böyle aranızda kapışıyor musunuz? Asıl ben çakarım, sen kimsin falan. Onun üç vakti değil. Ya Ram üç vakti, iki vakti falan. 1,5 vakit önde çaktım falan. Yapıyor musunuz öyle? Bana yetişemiyor. O yetişemiyor mu? O daha mı iyi falcı Batu? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsunuz? Falcı değil misin amına koyayım? Herkesin başına gelecek onu biliyor. Hanginiz daha iyi falcısınız diyorum bilmiyorum. Ben şu an arada kaldım arkadaşlar. Gandalf'la Saruhan arasında kalmış gibiyim arkadaşlar. Saruhan da nasıl isim amına koyayım? Sanki Gümüşhane mafyası Saruhan. Bu otoparka Saruhan bakıyor. Man, Saruman. Saruman daha da Türk gibi lan. Saruman! Tribün, lay 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 lay. Hangisine giderdin sen? Bayburt'a sorma, o bilemezdi. O nesine giderdi falcı diye. Ben galiba Batu abiye giderdim. Yani enerjisi daha yüksek evet, duruyor. Evet, Batu bak yani şuraya böyle büyü yapabilecek gibisin vallahi. Voldemort gibi geldin Batu hayatımıza. Batu'ya fal bak demek isteyen... Ulan senin bütün falın, o kız bana bakar mı? Öyle fal mı olur? Batu baksana şeyin memeleri görünüyor mu orada? Batu şey diyor, parasını ver anasını bile görürüz. Mesela öyle şeyler yapıyor musun? Aldığın paraya göre şu hisse yükselecek mi? Verdiğin paraya bağlı gibi şeyler oluyor mu? Çok iyi para verene daha mı iyi görüyorsun? Mesela şunun misafiri ne zaman gelecek amına koyayım onu görebiliyor musun? Peki şeker, sosyeteden var mı sizin müşterileriniz? Vardır değil mi bayağı? Bayağı değil ama arada. Senin var mı bayağı? Var. Kanka ben de olsam bak tip odayası ona giderdim. Derdim ki bu herif bilir derdim o görünümü. Sen normal berber gibi duruyorsun anladın mı? Aklınızda Batu Bey'e fallaktırmış bir arkadaşımız var. Aa, mikrofon! Evet. Ya ne baktırdığımı hatırlamıyorum ama girdiğim anda dedim ki ben bu beye yani fal baktırmıştım. Bunlara bakmak kolay Batu. Hafızası yok amına koyayım. İstene istediğini uydurursun. Bak benim dediğim çıktı de bilmiyor anladın mı? Bir yıl veya iki yıl oluyor. Seni tanıyabilir miyiz? Zeynep. Zeynepciğim ne iş yapıyorsun? Öğrenciyim. Nerede? Of, çok utandım ben şu an. Batu Batu. Ya evet ben konuşmak istemiyorum. Peki Zeynepciğim nerede öğrencisin? Maltepe Üniversitesi. Burslusun. Yani. %25. Bak ben de fal bakıyorum Batu. Evet evet. Hatta bakayım 4 sene boyunca %25'ten %1 fazla alamayacaksın. Böyle devam edeceksin. Baban yedi. Maltepe'de hangi bölümdesin? Psikoloji. Bir de, bu da bir de ona danışacaklar.
Zeynepçiciğim, ben böyle seninle konuşmak istemiyorum. Hayır. Sen ne iş yapıyorsun? Ben de öğrenciyim. Nerede? İstanbul Üniversitesi. Yine seçkin bir üniversite daha. Metrobüs durağını üniversite yapmışlar ama. Çok komik değil mi? Akbil'le mi ödeme yapıyorsunuz? Hayır. Herkes dalga geçiyor okulumuzda. Hakikaten bu. Hangi bölüm? Hem iç mimarlık hem grafik tasarımı çift anadal yapıyorum. Hangi bölüm? 250 daha ver. İç mimarlık, dış mimarlık. Anadal, mekatronik, tıp atayım mı tıp? 400'e tıp daha çekarım. Ve... Kadın gelirken yaşlanmış. Yoruldum, yoruldum. Yollarda geçti sabah 8'den beri. Tam bu şey değil mi? SSK'da röportaj yapıyorsun. Hükümete isyan ediyor böyle. Bıktık. Vallahi al. Emeklilik maaşı bitti. Ayın daha 7'si bugün. Hoş geldin. Merhaba. Adın ne? Demet. Ne iş yapıyorsun? Hukuk okuyorum Özyeğin'de. Kaç burslusun? 65. 65. O zaman çok iyi puan tutturdun. Çok da değil. Ben Fransız Lisesi'nden gelmiştim. O yüzden %25 bursum vardı ek. Ailen bir 100 bin dolar yatırmış mıdır eğitimine? Daha fazla yatırmışlardır. Baban ne iş yapıyor? Finans direktörü birkaç ülkenin. Birkaç ülkenin? Ülke değil galiba. Pardon. Tam emin değilim. Bir de utanmadan burs almış. Hiç konuşmuyoruz evde. Nerede oturuyorsunuz? Maltepe'de. Maltepe'de niye oturuyorsunuz? Şöyle, babamın çalıştığı yer Gebze'de, o yüzden çok zor oluyor. Baban nerede çalışıyor Gebze'de? Biliyor musunuz? Kapak. Bilen var mı? Bütün kola kapağı falan, onların hepsini yapıyorlar. Rakı kapağı, su kapağı, hepsini. Bu da bana kapak olsun. Bir şey söyleyeceğim, sevgilin var mı? Yok. Hem de çok uzun süredir. Neden öyle? Ya birkaç tane teorim var. Nedir o teoriler? Bir, giyinme tarzım olabilir. Genelde çok açık giyinmeyi seviyorum. Bir de Instagram'ım biraz popüler ama çok değil. O yüzden böyle bakınca şey diyorlar. Aa, bu kız kötüdür diyorlar. Diğer teori ne? Bilmiyorum, ben çok kötü insanlar seçiyorum yani böyle. Bad boy seviyorsun değil mi? Hayır, aksine yani ben biraz safım bu konuda. Ya çok iyi tanıtıyorlar kendilerini. Sonra ben hemen kanıyorum. Sonra iki haftada değişiyorlar. Sonra da ben zaten çok sevmiş oluyorum, gidiyor. Evet, bizim erkekler yükseldi. Saf kız. Ben yardımcı olayım sana. Bence giyim tarzın güzel. Zaten öyle diyorlar, öyle yapıyorlar. Sonra değişiyor işte her İçinden şey. İçinden kötülük çıkıyor çocukların. Evet. Demet, bir fantazini anlatır mısın? Sıçmayı anlatayım mı? Aslında o daha kolay. Eğer fantazin oysa o da olabilir. Evet. İşte bir gün yokuşta yine çıkıyorduk. Arabayı kaydırmıştım. Çok güzel bir girdim. O anda yani hiçbir şey düşünmedim. Bir anda çok stres oldum. Bastım, gitmeye başladım. Arabayı güvenli bir yere park edip geri döndük oraya. Baktık arabaya falan. Eve döndüm. Ama çok kötü hissediyorum böyle. Zaten ailemle konuşmuyordum o ara. İşte yatıyorum, uyuyorum, uyuyamıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bak şurada ayı gibi çalışan falan kızlar var ya. Gözlerine şunu okuyabiliyorum. Derdini sikeyim. Çok üzüldüm yani. Arabaya çarpıp kaçtım. Ya. Sonra şey oldu. Gece uyuyamadım. Na sahibi ne kadar kötü üzüldüm ya. Şu Batu'ya fal baktır, bir bok kalmaz. Batu sana şey der, siktir et, seni sarsın, sana da çarparlar. Sonra işte Twitter açtım bir tane. Çok özür dilerim, lütfen beni bul diye. Yani eğer beni bulursa gerçekten özür diliyorum. Bir şey diliyorum. Söyleyeceğim. Seni öyle bir bulurlar ki sakın öyle bir şey yazma. Bizim kitleyi tanımıyorsun sen. 10.000 tane erkek ekler seni. Herkes şey der, o adam bendim. Ve senden sonra satmak zorunda kaldım. Şu an Bağcılar'da oturuyorum ama. Ya Batu, ben senden çok korkuyorum ya. Bir problemimiz yok değil mi? Böyle tanrılar kurban isterse Hakan'ı şey yapabilirsiniz. Twitter hesabı veren var mı? Ben verdim ama benim özel hesabım değil. Özür dilerim hesabım. Koşuyolu Eyüboğlu önünde kırmızı bir çarptım. Bunun için mi Twitter hesabı açtın? Uyuyamadım yani vicdan azabından. Hayatım, onun parası çoktur. Öyle dediler ama çok üzüldüm sonra. Çok hasar mı verdin? Arkadaşım en fazla 1.000 liradır dedi yani. Ama o an bilmiyorum, çok stres olmuştum. Annemle konuşmuyordum falan. Bu konuyla ilgili bir dün yaşanan bir olayımı anlatabilir miyim? ***'ne mi çarptılar? Aynen öyle abi. Siktir lan. Vallahi. ***'ne çarptılar? Benim evet. Şöyle... Yok öyle değil, arkadaş değil. Şöyle anlatacağım. Nasıl iyi bir insan? Fırıncının önüne park ettim. Adam geri çıkarak arabama vurdu. Aşağı inelim. Kardeşim sen suçlusun, oraya niye park ediyorsun dedi. Bir dakika, kapat çeneni. Evet. Susmak istiyorum abi. Tamam, bir şey olmaz sana, tahmin edersin. Birine girebilir miyiz Hakan, ne?
En baştaki yılbaşı kutlamasına... O yılbaşı değil. Bu yılbaşı değil mi? Öncesinde erken bir kere daha kutladık. Eksikler kalbinde. Yani grubumuzdakiler. ama çok oldu. Abi Hulk Hefner'ın malikanesi gibi değil mi? Playboy malikanesi gibi değil mi? Güzel fotoğraf, takdir ediyoruz. Evet, şimdi çıkalım buradan. Bir sonraki fotoğraflara bakalım. Her memene ayrı bir profil açabilirim. Hakan'cığım. Güzel, devam edelim. Evet, biraz daha... Evet, bana serum getirin. Tamam Hakan'cığım, profili anladık. Sen kendin özelden girersin. Hakan tadını çıkarıyor şu an. Hakan şu an mesleğinin güzelliklerinden faydalanıyor. Evet. Demet'e bir alkış profili getirin. Bence her birine bir çarpı. Hangi ününü akıl hocanız olsun isterdiniz? Benim olmam mı isterdin? Benim en yakın arkadaşım olmanızı isterdim. İşte başın belaya girerdi sürekli. Nihat Atıkoğlu olabilir mesela. Nihat Atıkoğlu ne akıl verecek sana? Yani böyle maneviyatım gençken biraz daha kuvvetliydi. Dinlemek isterdim yani. Kaç yaşındasın? Şimdi 30. Ulan hala gençsin oğlum. Yaşlı görünüyorsun da gençsin ama. Benim en heyecanlandığım anı şeydi. Bir gün babam bedelli askerlik paramı vermişti. Git yatır diye. Ondan sonra araya bayram tatili girdi, yatıramadım. Para duruyor. Bayis mi yoksa? Ben de biraz tabii bayise yatırdım. Ne? Çok komik bir bayise yatırdım. 1-10 oranlı bir şey böyle işte. Garanti olsun diye. 500 olsun, garanti olsun. Yani kıyamet kopmazsa o takım kaybetmez. Öyle bir senaryoydu. Sonra takım kaybetti. Sonra bir daha oynadı, bir daha kaybetti. En son bir 5000 liram falan kaldı. Ertesi gün yatırmam lazım. Yoksa 6 ay askerlik yapacağım Erzurum'da. Bir de babanın da 15'e gitmiş oluyor. Aynen öyle. Babam bir daha vermez. Git askerliğini yap der. 6 ay askerliğini. Ondan sonra o an son 5'i bastım. Heyecandan altına sıçradım. Yani o an aşırı heyecanlı. Hiç o kadar böyle kalbimin küt küt ettiği bir şey yok. 1'e 3 mi oynadın bu sefer? Aynen, bu sefer 1'e 3 oynadım. Tuttu mu? Bu sefer tuttu. 15 bin olan param 15 bin 40 TL ile en son maceram bitti. Ama altına sıçtın bu arada değil mi? O saçlar arada döktüm. Döktü ve bu süreç bir haftaya yayıldı böyle. Her gün sıçıyorum altıma. Bir anlık değil yani. Ünlülerden baktın mı hiç falan baktın? Hatırlamıyorum adını. Asker şarkısını söyleyen kadın. Tuğba. Tuğba İkinci, evet. Demet ondan daha ünlü. Tuğba'nın bahtını nasıl gördün peki? Vallahi bahtını şu andaki gibi gördüm. Vücudunuzu en beğendiğiniz yeriniz, sen başla. Ben boyun posumu çok beğeniyorum. Çok orijinal adam ya. Kaç boyun kaç? Ayakkabısız 1.85. Kafası hariç gibi oldu değil mi? Ayakkabılı kaç? 1.90'ı falan buluyor, çok kişi 1.90 zannediyor. Hayvan herif, yine çarpı aldın. Sen bebişko? Dudaklarım olsun. Burada erkekler şey dedi, alternatifin çok olduğunu düşünüyorlar. Seni tahrik etmenin en kısa yolu nedir? Batu'yla başlayalım. Beni tahrik etmek. 5 fincan kahve içip falıma bak demek. Yani şimdi çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Beni tahrik etmek için ben çok çabuk tahrik olan biriyim. Şu anda bile tahrik oldum. Sizi en heyecanlandıran anınız. Sen başla Pınar düşünsün. Ben mi? Yok. Medium Keto. Kıbrıs'ta biriyle tanıştım. Yabancı uyruklu biriydi. Onunla bir gece yaşadım. O gece beni çok... Falına mı baktın onun? Her anlamda her şeyine baktım. Ona falı bakmış. Çok tatlıydınız. Çok seviyorum sizi. Eyvallah!